Desen desen, nakış, nakış, Biz de sizinle gurur duyuyoruz. Ramazan ayının manevi ikliminde milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına basmak için bu meydanı dolduran hemşerilerim sizleri kucaklıyor ve muhabbetle selamlıyorum. Anadolu'nun meydanları birbirine sevdalı iki yüreğin milletle liderin nice buluşmalarına şahitlik etti. Ancak Konya'da bu vuslat her zaman daha coşkulu olmuştur. Çünkü Konya muhabbet sultanı Mevlana diyarıdır. <laughs> aziz hemşerilerim, Konya insanının Sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu güven ve muhabbet uzun sürmüş bir bekleyişe dayanır. Başka örneklerin üstündedir. Her an gönüllerde olmuştur. Hemşerilerim, aziz Konyalılar, Türkiye'de 22 yıldır devlet milletin ta kendisi olmuştur. Türkiye'de 22 yıldır siyaset milletin başına dert açmamış, dertlere çare olmuştur. Türkiye'de 22 yıldır hükümetler halkın gerisine kalmamış, halka ufuk açmıştır. Bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik vasıflarının sonucudur. Eski ile yeni arasındaki farkı özetleyen üç maddeyi hafızalarımızda yer etsin diye müsaadenizle tekrarlıyorum. Türkiye'de 22 yıldır devlet milletin ta kendisi olmuştur. Türkiye'de 22 yıldır siyaset milletin başına dert açmamış, dertlere çare olmuştur. Türkiye'de 22 yıldır hükümetler halkın gerisinde kalmamış, Halka ufuk açmıştır. İşte bu üçüyle birlikte insanımızın yıldızı yükselişe geçti. Türkiye eski kalıplara sığmıyor. Çünkü Türkiye'yi Türkiye'ye inananlar yönetiyor. Fikriyle, devrim gibi eserleriyle Türkiye'yi yeni Türkiye yapan Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Türkiye yüzyılı için yanındayız. Her birimiz yol arkadaşıyız. Konya'lı hemşerilerim, yakın tarihimizin bir dönemi hasar, bir dönemi ise eser dönemidir. Eser dönemi 22 yıldır devam eden dönemdir. Eser döneminin en büyük sonuçlarından biri sağlık alanındadır. Sağlık alanında bugün en ileri ülkeler arasındayız. Hastanelerimizin, tıbbi teknolojimizin dünyada örneği yok değil ama çok az dası var. İnsanımıza en kapsamlı sağlık hizmetini geri ödeme yani sigorta kapsamında sunan ülke biziz. Ülkede devrim niteliğindeki değişimler Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle oldu Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin yönü gele, geleceğe çevrildi hasar dönemine son verildi eser dönemi başladı şimdi kararın konusu her ne olursa olsun prensip şu olmalıdır eser döneminde istikrar Türkiye çapında eser ve hizmet için irade göstermek çünkü eser irade ve istikrar ister. Aziz hemşehrilerim, Konya son 22 yılın eserler ve hizmetler şehirlerinden biridir. Konya'da hekim ve sağlık çalışanı sayımız 5 kat artarak 22440'a ulaştı. 2002'de 350 olan uzman hekim sayımızı 1496'ya diş hekimi sayımızı 69'dan 391'e, hemşire sayımızı 860'dan 6.684'e yükselttik. Şehir hastanemizle gurur duyuyoruz. Konya merkezi ile ilçelerimizde 37'si hastane, 5'i ağız ve diş sağlığı hastanesi ve merkezi, 71'i birinci basamak sağlık tesisi olmak üzere toplam 140 sağlık yatırımını tamamlayarak hizmetinize sunduk. Yeni hizmetlerimizle yatak kapasitemizi 3.508 artırdık Kulu ilçemizde ise bölgenin sağlık üssü olarak 250 yataklı Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ni haftaya çarşamba günü yani 3 gün sonra açılışını yapıyor ve hasta kabulne başlıyoruz. Kulumuza ve bölgemize hayırlı olsun diyorum. Konya'da yeni sağlık yatırımlarına devam ediyoruz. 150 yataklı Ak Akşehir Devlet Hastanesi ek binası, 100 yataklı Ş Seydişehir Devlet Hastanesi ek binası, 50 yataklı Yunak Devlet Hastanesi, 70 ünitli Beyhekim Hekim Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve 80 yataklı Konya Amatem başta olmak üzere. Toplam değeri 2 milyar 810 milyarı bulan 2 milyar 810 milyon lirayı bulan 17 sağlık tesisini süratle tamamlayarak hizmetinize sunacağız. Bunları halen ihale, proje veya arsa aşamasında olan 62 sağlık yatırımı izleyecek. Bir müjde vermek istiyorum. Meram'ın Ateş Bazı Veli Mahallesi'nde Türkiye'de öncelikle 5 ilde yapılmasını planladığımız ve bunlardan birinin de Konya'mızın olduğu 500 ünitli ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastanesini Konya'mızda yapıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. İkinci müjdemiz de çok önemli bir hizmet olacak olan bin yatak kapasiteli şehir hastanesi konseptindeki hastanedir. İnşa edeceğimiz bu yeni hastanenin yapılacağı yer ise Meram Millet Bahçesi'nin karşısında Dutlukır bölgesinde bulunan askeri alanda yapılacaktır. Bu yıl içinde yatırıma alındı. Çok yakın zamanda yapım ihalesine de başlamış olacağız. Konya'mıza ikinci şehir hastanemiz şimdiden hayırlı olsun. Her gönlünü sultan bildiğimiz Konya. Hemşerilerim 31 Mart yeni bir karar günüdür. 31 Mart'ta milletimiz İnanıyorum ki eser diyecek. Konya 22 yıldır eser dedi. Daha da gür bir sesle yine eser diyecek. Mübarek Ramazan ayının bereketi, rahmeti hepimizin üzerine olsun. Her birinizi muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Evet bizler de Konya'mızın evladı, gururu, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya huzurlarınıza çok teşekkür ediyoruz. Evet şöyle elleri bir kez daha görebilir miyiz? Haydi Konya. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Konya'mızın evladı, dünyamızın her yerinde saygı gören bir hanımefendi geliyor şimdi. Hazırsanız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mayınur Özdemir Göktaş'ı kürsüye davet ediyoruz. Buyurunuz bakalım. Konya, baba hocam Konya. Bugün çok güzelsin Konya. Bugün muhteşemsin Konya. Merhaba. Bizim mücadelemiz devletimizi, milletimizi yüceltme mücadelesidir. Eser ve hizmet mücadelesidir. Güçlü Türkiye mücadelesidir. Güçlü Konya burada mı? Kıymetli mislerim. Konya Türkiye'nin Anadolu'nun kalbidir. Bu kutlu şehir AK Parti davasının eser siyasetinin, hizmet siyasetinin sarsılmaz kalesidir. Konya her zaman liderinin arkasında dimdik olmuştur. Bugün de buradasınız Allah razı olsun. Bu kutlu davanın her zaman en ön saflarında Konyalı hemşehrilerim olmuştur. Konya her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında vefalı bir duruş sevgilemiştir. Vefanızla hoş geldiniz Konyalılar. Konya liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı asla yalnız bırakmadı. Asla yalnız bırakmayacak. İnşallah 31 Mart akşamında tam iki hafta sonra Konya yine kendini yakışanı yapacak mı? Rekor yapacak mı? Türkiye birincisi olacak mı? Sizlere güveniyoruz. 31 ilçenin tamamını rekor oyla alacak mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Küskünleri barıştırmaya var mıyız? Her gün gece gündüz demeden rekor yapacak mıyız? Cumhur İttifakımızı birinciliğe taşıyacak mıyız? Güçlü bir ses ver Konya. İnşallah bu dönemde Konya Ak Belediyecilikle, Eser ve Hizmet ile devam edecek. Mevlana'nın yoldaşları, Selçuklu'nun torunları, Konya'nın tüm ak yüreklerine bu yakışır. Evet kıymetli hemşerilerim, biliyorsunuz 31 Mart akşamında Konya'nın efsane başkanı Uğur İbrahim Altay ve tüm belediye başkanlarımızın sizlerden çok güçlü bir destek bekliyoruz. Desteklemeye var mısınız? Kararlı mıyız? Hazır mıyız? Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır mıyız? Ben de sizlere sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun Konya. Hoş geldiniz. Evet bizler de Konya'mızın evladı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş Hanım Efendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere yine Konya'mızın evladı, Konya'mızın gururu İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikay'ı kürsüye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Bakanım. çok kıymetli hemşehrilerim kıymetli kardeşlerim baba hocam Konya'da bulunmanın mutluluğuyla sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim görüyorum ki Konya bir sel olmuş. Meydanlara akmış. Ve Konya her zaman olduğu gibi yaşadığı bu büyük sevinçle, coşkuyla liderini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Kıymetli hemşehrilerim, Konya ömrünü aziz milletimize ve ülkemize adayan zat devletlerini hiçbir zaman yalnız bırakmadı ve bırakmayacak. 22 yıldır olduğu gibi Konya yine Recep Tayyip Erdoğan diyecek. AK Parti diyecek. Cumhur İttifakı diyecek. Değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim. Eser denilince eser denilince hizmet denilince Gerçek belediyecilik denilikçe akla şükürler olsun. AK Parti geliyor. Konya geliyor. Konya 94 ruhunun temellerinin atıldığı günden bugüne millet odaklı belediyecilik anlayışını en güzel haliyle temsil ediyor. Konya adeta bir marka haline gelen AK Parti belediyeciliğinin öncü bir rolünü üstleniyor. Yaptığı iş ve hizmetler sadece ülkemizde değil, dünya çapında takdir topluyor. Konyalı hemşehrilerim, benim Konyalı kardeşlerim bu hizmetleri görüyor değil mi? Şöyle bir seslerin bakayım bir. Maşallah. Kim taş üstüne taş koyuyor? Kim şehirlerimizi eser ve hizmetlerle donatıyor? Bunu Konya sandıklardan çıkan sonuçlarla ne yapıyor? Adeta haykırıyor ve cevaplıyor. Konya aynı dava yolunda Cumhurbaşkanımızla hep birlikte yürüdü. Yürümeye de devam ediyor. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik diyen iradeyi ve duruşu sahiplendi bağrına bastı. Hazreti Mevlana ne diyordu? Değerli kardeşlerim. Bakın. Hazreti Mevlana ne diyordu? Gönül istemezse kulak duymuş neylesin? Kalp sevmedikçe el dokunmuş neylesin ne Değerli kardeşlerim biz bu millet için söylediğimiz her sözü her sözü gönülden gönülden söylüyoruz Biz biz sizleri aziz milletimizi Konya'mızı gönülden seviyoruz Değerli kardeşlerim Değerli kardeşlerim, heyecanınızı görüyoruz. Konya, Konya'mız liderini, Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Ben bu meydanı dolduran, umutla, sevinçle burada bulunan bütün hemşehrilerime gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi 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 biz de gurur duyuyoruz. Sizleri Allah için seviyoruz. Şimdi eğer hazırsanız şöyle derin bir nefes alın. Bir soru soralım. Konya'mızın gök kubbesi çınlasın. Var mıyız? O zaman ben de hazırlanıyorum. Ben hazırım. Sizi de hazır görüyorum. Ama öyle görüyorum ki hiç yanlış anlamayın beyler. Bacılarımızın sesi daha gür çıkacak gibi geliyor. Allah için bana böyle geliyor. Şimdi, şimdi ben hazırım. Siz de hazırsanız soruyorum. 31 Mart akşamı tarihi bir rekorla AK Parti ve Cumhur İttifakı adayımız İbrahim Uğur Başkanımıza Uğur İbrahim Başkanımıza şimdi en güçlü desteği vermeye hazır mıyız? Hayır. Düşünüyorum şimdi, düşünüyorum. Beylerin sesi daha mı gür çıktı? Hiç kusura bakmayın, ben hanımlara doğru gidiyorum. Hanımların sesi daha gür çıktı. Tekrar, 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 tekrar hem de ısınıyoruz. Zaten yüreğiniz, kalbiniz Konya gibi sıcak. Bir daha soruyorum. Var mıyız? Tamam. Ben hazırım. Ben hazırım. Uğur İbrahim Başkanımızı gerçek belediyeciliğinin 94'ten bugüne en güzel uygulamasını Konya'da yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Onu en güçlü şekilde 31 Mart akşamı şehir emini yapmaya var mıyız? Berabere. Berabere, berabere. Şimdi akşam akşam babamın yanına Konya'da iftar sofrası yapacağım. Bizi birbirimize niye düşürdün diye ondan dayak yemek istemiyorum. Allah sizden razı olsun. Şu Yüzlerinizdeki güzel tebessüm, kalplerinizdeki muhabbet daim olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz hep hep güzel Türkiye'mizle sizlerle beraber olsun. Sizleri Allah için seviyoruz. Sizleri Allah için seviyoruz. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla sevgili Konyalar. Efendim bizler de yine Konya'mızın evladı İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikayı'ya çok teşekkür ediyoruz.